Şimdi biz muhalefet partileri olarak HDP hariç üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Hı-hı. Tepki gösterdik. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek Almanya ziyaretinde bu konuyu gündeme getirdik ve bunun asla parlamentoların işi olmadığını belirttik. Sonra akabinde Sayın Genel Başkanımız Alman parlamentosundaki, Alman Federal evet. Meclisindeki parti başkanlarına 5 tane ayrı ayrı mektup gönderdi. Merkel dahil hı hı. gönderdi. Sonra biz bununla ilgili açıklama yaptık parlamentoda ve belli bir duyarlılık yarattık ana muhalefet partisi olarak. Biz yaptık yapmasına da hükümet yaptı mı yeterince? Mesele bu. Şimdi hükümet dış politikadaki bu konuları safsaklamış durumda. Almanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Böyle bir tasarı var mecliste. Bu tasarı öyle veya böyle genel kurula geliyor. Biz uyarıyoruz. Herkes uyarıyor. Bu görüşmede niye bu mesela ana gündem maddesi yapılıp başka konular görüşmem ben olsam? Kardeşim bunu görüşeceğiz biz. Bizim için önemli olan budur. Biz bu konu dışında mülteci anlaşmasıymış falanmış onları tamam görüşürüz. Ama önce şu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz şimdi Türkiye'nin tarihiyle ilgili bir hüküm veriyorsunuz. Hı hı. Hüküm vermeye kalkışıyorsunuz. Türkiye'nin tarihini yazmaya çalışıyorsunuz. Bize bir şey dayatıyorsunuz. Sizin hangi hakla bunu yapıyorsunuz? Önce gelin bunu konuşalım. Yok efendim mülteciymiş, vizeymiş, serbestlikmiş. Onları tamam, onları konuşuruz. Ama önce bu konuyu ne yapacağız demesi gerekirdi. Hı hı. Ha bunu dediyse Almanya buna rağmen bir şey yapmadıysa o zaman da bunun sonuçlarını göstermesi gerekir. Şimdi bakınız Sayın Başbakan diyor ki Almanya-Türkiye ilişkileri bu kararla gerçek anlamda zedelenmiştir. Hı hı. Aynı cümlede kullanıyor. Ama aynı cümlede şunu diyor. Almanya ve Türkiye çok önemli iki müttefik. Ve bu ve benzeri kararlarla birdenbire Almanya ile ilişkilerimizin tamamen kötüleşmesini kimse beklememeli. Hemen bir beklentiyi düşürüyor. Bu da buna tepkisiz kalacağız, bir şey söylemeyeceğiz anlamına gelmez. Ya şimdi siz böyle yaparsanız bunlar devam eder. Başbakanım biraz kafası devam karışmış. Eder. Bunlar devam eder. Bu caydırıcılık, etkin caydırıcılık söylediğiniz kelimenin altını doldurup söyle. Biz demiyoruz ki savaş ilan edin. Biz demiyoruz ki çok sert ortalığı ayağa kaldırın. Ufak bir şey bile söyleseniz onu yapın. Hı hı. Yapmayacağınız bir şey de söylemeyin.